kaçmış mı? Nasıl kaçabilmiş hapisten? Hapishaneden değil, hastaneden kaçmış. Kardeşiniz Hamza, yeğenini kaçırdığını öğrenince onu bıçaklamış. Hamza Kemal'i mi bıçaklamış? Evet. Kemal'i apar topar hastaneye kaldırmışlar. Ancak nöbetçinin bir anlık dalgınlığından istifade edip kaçmayı başarmış. Orhan, ya tekrar çiftliğe gelirse? Ya tekrar bebeğime bir şey yaparsa? Bütün bu ihtimalleri ben de düşündüm. Ama merak etmeyin. Bütün önlemleri aldım. Jandarma çiftliği koruyor. Ancak yine de içim rahat değil. Kemal yakalanana kadar oğlunuzu alıp buradan uzaklaşmanızda fayda var. Nereye gidebiliriz ki? Ben pek yakında Paris'e gidecektim. Seyahat programımı öne alabilirim. İzin verirseniz size refakat edebilirim. Benimle birlikte Paris'e gelin Serap. Kısa bir tatil size de iyi gelecektir. Çok zor zamanlar geçirdiniz. Ayrıca Kemal yakalanıncaya kadar burada bulunmamanızda fayda var. Bilemiyorum ki. En azından bunu düşüneceğiniz hususunda bana söz verin. Eğer yanıtınız olumlu olursa derhal Paris'e gidebiliriz. Peki, düşüneceğim. Şimdilik hoşça kalın. Akşam tekrar uğrayacağım. Güle güle. Orhan. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Hoşça kalın. Bir dakika. Beyim. Buyur Yasin'e. Allah sizden razı olsun beyim. Sayenizde evladımız sağ salim bulundu. Çok korkuyorduk başına bir şey gelecek diye. Siz olmasaydınız belki de... Ben yalnızca rahmetli dostum Muzaffer için elimden geleni yaptım. Ayrıca teşekkür etmenize gerek yok. Her insan evladı bunu yapardı. Güle güle beyim. Çok teşekkür ederim. Şunu da koy. Belki seyirindir ama. Muzaffer Ali'nin hırkalarını koydun değil mi? Her bir şey ciddi tamam hanımım. Şey hanımım, acaba çok kalacak mısınız Paris'te? Bilmiyorum. Niye sordun? Şeyden sordum ben. Yani çok kalacaksanız Orhan Bey'le gidiyorsunuz ya. Yani şey nasıl desem dedikodu falan çıkar diye şimdi millet duyunca. İstediğimle istediğim yerde istediğim kadar kalırım Gülizar. Size hesap mı vereceğim ben? Yok ben onun için demedim. Ne için dedin Gülizar? Çık dışarı. Vallahi de gidiyor, billahi de gidiyor işte. Nereye gidiyor? Nereye olacak? Hanım Orhan Bey'in Paris'e gidiyor. Ya Orhan Bey senin neyin oluyor ya? Sen ne de niye Orhan Bey'le Paris'e gidiyorsun ya? Kız. Amma fesatsın ha. Ne var bunda? Başında er olmadan kadın başına gidecek halı yok ya. He? Hem bırakın geçsin. Geçsin. O şeytan Kemal da yakalanmadan geri gelmesin. Ya Siyare bacı, sende hiç düşünce yok mu? Ha? Yani sen Paris'in ne kadar romantik bir yer olduğunu hiç duymadın mı? Hı?
Romantik ne kız? Aşna fişnenin yapıldığı yer yani. Muzaffer Bey hiç anlatmadı mı sana Paris nasıl bir yer diye? Vallahi de billahi de söylüyorum size. Bunlar buradan nikahlanıp da dönerse hiç şaşırmayın. Tövbe tövbe. Yok daha neler. Peki evlenseler ne olacak ki ha? Hem Allah korusun Orhan Bey olmasaydı Muzaffer Ali zor bulunurdu. Kadın Orhan Bey'e güvenmesinde kime güvensin değil mi ya? Gülizar, senin Orhan Bey'le alıp veremediğin nedir? Eğer bildiğin bir şey varsa söyle biz de bilelim. Kötü, fena bir şey var o adamda. Hissediyorum ya. En kısa sürede çıkacak bu ortaya. Görürsünüz bak, aha. Buraya yazıyorum. Gülizar dediydi dersiniz. Ay kollarım koptu. Bu çiftliğin çamaşırları hiç bitmiyor. Yu kollarım koptu. Bahile, bu ilaç senin mi? Yok değil. Ne ki o? Bir de sana soruyorum işte. Yok benim değil. Nerede buldun onu? Misafir odasından çıktı. Kız, en son o odada Orhan Bey kaldıydı. Onun olmazsa. Teşekkür ederim Yasin Hanım. Serap Hanım hazır mı? Hazır efendim, şimdi iner. Hala. Siz bavulları ufak ufak arabaya yerleştirin. Başüstüne. Arkadaşlar. Ana. Sence yanlış mı yapıyorum gitmekle? Niye öyle dedin ki? Bilmem ki. Ali bulundu. Kemal'in suçlu olduğu ispatlandı. Ama bilmiyorum. Bütün bu olanları aklım almıyor. Kemal bu odaya girip nasıl aldı bu bebeği? Çiftlikten nasıl çıkardı? Hiç aklım almıyor. Aklını almıyor. Çünkü inanmak istemiyor. Kemal'i çıkart aklından. O artık senin bildiğin Kemal değil. Anasının acısı iyice delirtti onu. Git kızım. Kemal yakalanmadan da sakın dönme. Hemen. Hanımım, Orhan Bey geldi aşağıda sizi bekliyor. Gel bakalım anasının bir tanesi. Gel, gel. Ana, çiftlikten bir yere ayrılma. Çıkma sakın, tamam mı? Tamam kızım, merak etme. Sağlıkla gidin dönün. Siz dönene kadar bütün sıkıntılar biter inşallah. Yasin Han, anam da çiftlik de sana emanet. Hiç merak etmeyin hanımım. Gözünüz arkada kalmasın. Hayırlı yolculuklar hanımım. Hayırlı yolculuklar. Varınca vardık diye ara, he mi? Hepiniz hoşça kalın.
Hadi güle güle. Güle güle beyim. Allah kavuştursun bacım. Amin. Amin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.